Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin geleceğini haber veren şık kimdir? Şık kelimenin manasından da anlaşılacağı üzere yarım, parça demek. Yani bu isimle anılan şahıs yarım adam şeklinde neredeyse bir kolu, bir bacağı ve bir gözü bulunan tam ikiye bölünmüş bir adam gibi bunun en önemli özelliği bu yaratılış özelliğinden başka olarak gelecekten haber vermesi ve verdiği haberlerin aynen söylediği gibi çıkmasıyla meşhur olmasıdır. İşte bu zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha gönderilmeden önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini ve peygamber olarak gönderileceğini ismiyle ve özellikleriyle haber vermiş. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini haber veren kahinler arasında Delal nübüvve kitaplarında, Peygamberimizin, Peygamberin delillerinin anlatıldığı kitaplarda ismi çok ve sıkça geçer. Tarih kaynaklarında da ismi geçen birisidir. Burada yanlış anlaşılmaması için bir konunun mutlak açıklanması gerekiyor. Cinler, e, latif bedenleri e, özellikleri itibariyle göklere çıkabiliyorlar. Yani insanlardan farklı özellikleri olan varlıklardır. Dolayısıyla bunlar göklere çıkıp meleklerin kendi aralarında konuştuğu ve gelecekten bilgilerinin anlatıldığı yerlere sokularak oradan bilgi hırsızlığı yaparlardı. Çünkü Allahü Teala'nın bildirmesiyle ya da meleklerin leh mahfuzu ezeri okumasıyla gelecekten bazı şeyleri bilirlerdi. Tabi onlar da kendi kendilerini bilmezler elbette. Allahu Teala'nın bildirmesiyle veya Allahu Teala'nın yazdığı yazılar okumalarıyla bilirlerdi. Dolayısıyla o cinler gelecekten bazı şeyleri bilirler ve onları kendi aralarında müzakere eder konuşurlardı. İşte o cinler o meleklerin yanına sokularak kulak hırsızlığı yaparlar ve gelecekle ilgili bazı bilgileri çalarlardı çaldıkları bu bilgileri de insanlarla irtibatta olduğu kimselere ulaştırırlardı. İşte kahinlerden olan bu şık, o cinlerden aldığı bilgileri bu şekilde insanlara haber veriyordu. Ancak Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamadan önce meleklere ulaşıp oradan kulak hırsızlığı yapmaya çalışan cinlerin göklere ve semaya çıkmaları engellendi ve oradan uzaklaştırıldılar. Böylece Kur'an ayetlerine herhangi bir şey karıştırılma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu. Bu cinlerin iyileri olduğu gibi kötüleri de vardır. Yani nasıl ki insanların iyileri, kötüleri, salihleri, fasıkları, zalimleri, adilleri var. Cinler de Allahu Teala'nın mükellef ve sorumlu varlıklarıdır. Onlarında inananlar, inanmayanları, zalimleri, fasıkları, adilleri ve zalimleri vardır. İyileri iyi yönde kullanılabilir ona da yol açıktır.